Murat Bardakçı Öküzün altında buzağı aramayın, harp okulundaki gösteri, disiplinsiz bir eylemden ibarettir, o kadar. Türkiye günlerden bu yana kutuplaşmanın mükemmel bir örneğini yaşıyor ve yeni mezun teğmenlerin kılıçlı yeminlerini tartışıyor. Tartışmalar beni hiç şaşırtmadı zira şayet tartışılmasa ve her kafadan ayrı bir ses çıkmasaydı ortada bir tuhaflık var demekti. Basında ve sosyal medyada yemin yahut ant diye bahsedilen bu metin ilk defa 1995'te okunan mezuniyet andıydı. 28 Şubat sürecinde tören yönergesine yani mevzuata girmiş ve daha sonra çıkartılmıştı. Bu andın okunduğu kılıçlı gösterinin sebebi de bellidir. 15 Temmuz sonrasında yeniden formatlanan askeri okullara kabul edilen öğrenciler bazı çevrelerde cemaatçi, tarikatçı diye yaftalandılar. En yüksek ses başında bulundukları askeri kurumlara kendi komutanlık dönemlerinde cemaatin sızmasını engelleyememiş olan emekli subaylardan, paşalardan ve amirallerden geliyordu. Askeri talebeyi baştan cemaatçi, tarikatçı, aksubay diye suçlayan bu kişiler daha sonra sosyal medyada bir tarikatçı olmadığınızı gösterin edebiyatına giriştiler kılıçlı yemin askeri öğrencileri hedef alan işte bu psikolojik baskıların neticesidir okula kabul edildikleri andan itibaren tarikatçılıkla suçlanan ve şayet değilseniz olmadığınızı kanıtlayın diye doldurulan üniformalı gençler kendilerinden beklenen ispatı disiplini bir yana bırakıp kılıçların altında yemin ederek gösterdiler üstelik bu disiplinsiz harekette sürü psikolojisi de devreye girdi Kara Bokulu'ndan diplomalarını alan bazı Senegalli, Libyalı, Moğol, Bosnalı öğrenciler kılıçlarını çekip Türk arkadaşlarıyla beraber Mustafa Kemal'in askerleri diye slogan atıp mevzuattan çıkartılan yemini ettiler. Meselenin bir başka tuhaf tarafı daha var. Harp Okulu öğrencilerini düne kadar tarikatçı olmakla suçlayanlar, kılıçlı yemin hadisesinden sonra aynı öğrencileri şimdi Atatürkçü teymen diye alkışlıyorlar ve seneler süren baskıların neticesinde bir disiplinsizlik meselesinden ibaret olan hadise başka manalar verilerek köpürtülüp farklı boyutlara taşınıyor. Erhan Hoca faktörü ve bu olup bitenlerin ardından yine aynı çevreler hedefe bütün askeri okulların bağlı olduğu Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu'yu yerleştiriyor ve bütün bu olup bitenlerin sorumluluğunu onun üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla tarihin arka odasını senelerce beraber yaptığımız Erhan'ın rektörlük dönemi hakkında birkaç söz etmek bana farz oldu. Askeri okulların sızıntılarla delik deşik edilip çökmüş olan eğitim sistemi, Profesör Afyoncu'nun rektörlüğü sırasında yenilendi. Asker ile sivilin birlikte çalışması sağlandı. Askeri okul binaları elde tutuldu. Eskimiş olanları yeniden inşa edildi. Daha önce askeri okulların dekanlıklarına yüksek lisansı bile olmayan kurmay albaylar veya generaller getirilirken dekanlık görevi bu dönemde sivil profesörlere verildi. Askeri eğitim güçlendirildi. Mesela okullarda daha önce müfredattan her nedense çıkartılan İstihbaratın vesairenin öğretilmesine tekrar başlandı. Kurmaylık sistemi de yenilendi ve ileri memleketlerdeki gibi kademeli hale getirildi. Seveni sevmeyeni, dostu düşmanı herkes bilsin. Askeri eğitimdeki bütün bu yenilikleri hayata geçiren Profesör Doktor Erhan Afyoncu görevine devam edecek. Murat Bardakçı Habertürk. Aydın Ünal Teğmenler meselesine iyimser bir bakış. Kara Harp Okulu, mezuniyet töreni sonrası bir grup teğmenin slogan atması ve korsan bir yemini kılıçları havada hep bir ağızdan okumaları infiale sebep oldu. Şahsen hiç şaşırmadım hatta şaşıranlara şaşıyorum. Hepimiz Türkiye'nin zorunlu eğitim sisteminden geçtik. Bizim zamanımızda ilkokul birinci sınıfta başlıyordu. Şimdilerde kreşte ya da ana sınıfında başlıyor. Hem de ilk gün. İlk saat, ilk ders olarak çocuklara Atatürk öğretiliyor. İlkokul, ortaokul, lise ve hatta üniversitede Atatürk anlatılıyor. Okulun bahçesinde Atatürk büstü var. İçeride okul koridorlarında ve sınıflarda Atatürk köşesi var. Hemen her ilimizde, ilçemizde Atatürk mahallesi, Atatürk bulvarı, Mustafa Kemal Caddesi, Gazi sokağı bulunuyor. Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, hastanesi, stadyumu, spor salonu, ilkokulu, ortaokulu, lisesi Heykeller, devasa posterler, resmi gayri resmi her ofiste, her iş yerinde duvarda resimler, arabalarda, dükkanlarda, çay bardaklarında imzalar. Medyada, sosyal medyada her yerde Atatürk var. Atatürk hayatımızın her anında yanı başımızda. İlginç olan şu. Standart bir anlatı, standart ezber cümleler var. Atatürk yoktu, düşman çoktu. Atatürk geldi, düşmanı yendi, bu güzel yurdu bizlere verdi. Kreşten üniversite mezuniyetine ve sonrasına kadar bu basit, sade öz anlatımın ötesine geçilemiyor. Geçmek mümkün değil zira hatırası kanunla korunuyor. Aydınlarımız, münevverlerimiz, mütefekkirlerimiz, koca koca profesörlerimiz, tarihçilerimiz dahi bundan fazlasını söylemiyor. Böyle bir eğitim sisteminde, böyle yoğun bir formasyon altında ve böyle bir toplumsal iklimde şaşılacak olan Mustafa Kemal'in askerleri sloganına atanlar değil, bu sloganı kullanmayanlar buna katılmayanlardır. Mustafa Kemal hakkında bırakınız muhalif ya da eleştirel düşünce ve duygular taşımayı, nötr, doğal, makul, mantıklı bir zeminde durmak dahi firedir, defodur, üretim hatasıdır, sapmadır ve asıl şaşılacak olan budur. Sanki Türkiye Atatürk'ü özgür ve bilimsel zeminde konuşabiliyormuş gibi, sanki kemalizme esaslı eleştiriler yapılabiliyormuş gibi bir muhayyel ortamda sonuca çıktıya bakıp da şaşırmak asıl şaşılacak haldir. Yaşanan vakadaki iyimser boyutsa şudur: Genç teğmenlerin tamamı bu slogana atmamış, bu yemini okumamıştır ve okuyanlar da ne yaptıklarının farkında olmadıklarını gösteren son derece cılız bir sesle coşkusuz bir görüntü vermişlerdir. Şimdi haklı olarak şu çok soruluyor. 22 yıllık iktidarın neticesi bu mu olmalıydı? Evet budur. Bu kadar olabilmiştir. Kemalizm Atatürk'ü çok çok aşmış bir batılılaşma projesinin adıdır. Türkiye'nin batılılaşmasını, daha doğrusu batılılaşma yolunda yitip gitmesini isteyen batı tarafından da çok güçlü şekilde desteklenmektedir. Nasıl ki Atatürkçülük maskesi altında yapılan ve her biri ülkeye ve millete ihanet anlamına gelen darbeler dış destekli ise, eğitim sistemi de, eğitim müfredatımız da Öyledir. Bu statükoyu değiştirmek kolay değildir. Statükoyu değiştirmek isteyenler karşısında sadece CHP olsaydı iş kolaydı ama öyle değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zorluğa rağmen statükoyu değiştirmek için cesur adımlar attı başarılı da oldu. Ne var ki son yıllarda statükocuların AK Parti'ye sızma girişimlerinin ve başarılı da olmalarının neticesinde AK Parti statüko eleştirisi ve devrim kabiliyetlerini yitirdi. Özellikle 15 Temmuz sonrasında devrim niteliğinde reformlar yapmak, örneğin eğitim sistemini ve müfredatı radikal biçimde tekamül ettirmek mümkünken tam tersine statüko çizgisi tercih edildi. Bunun yanında 22 yıl boyunca ortaya entelektüel bir malzeme de konulmadı. Edebiyat dergilerinin bile resmi gazeteye dönüştüğü bir vasat ortaya çıktı. Erdoğan 22 yılda bu kadarını yapabildi. Bunları da tek başına, evet tek başına başardı. Erdoğan'ın statükoya karşı fikir ve duygularında bir değişiklik olduğuna ihtimal vermiyorum. Ancak bir değişim olacaksa işler yoluna koyulacaksa, yeniden zirvelere koşulacaksa, neşterin önce statükoculara ve eziklere vurulması gerektiğini de hatırlatalım. Teğmenler vakasında da, eğitim sistemindeki firede de bardağın boş değil dolu tarafına bakalım. 22 yıl öncesine nazaran bardakta kat kat fazla su var. Dikkat edelim de su azalmasın, artsın. Aydın Ünal, Yeni Şafak